Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığından füzeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Kuzey Kore, Japon denizine balistik füze fırlattı. Füzenin tipine yer verilmeyen açıklamada, daha fazla bilgi paylaşılmadı. Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Kim Tae, 15 Aralık'ta Kuzey Kore'nin bu ay içinde kıtalar arası balistik füze denemesi yapabileceğini söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kore, geçtiğimiz günlerde yaptıkları ortak açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kore'yi kendisine ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer saldırının Pyongyang rejiminin sonu olacağı konusunda uyarmış ve nükleer ile tehdit etmişti. Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'nin kim rejimini sona erdireceği uyarısından birkaç saat sonra doğu kıyısı açıklarında ikinci bir balistik füze fırlattı. Güney Kore ve Japonya, füzenin fırlatılmasıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunurken, henüz füzenin menzili ve irtifası hakkında detaylı bilgi elde edilemedi. Japonya Başbakanı, herhangi bir yaralanma veya hasar raporu olmadığını belirterek ulusal güvenlik konseyi toplantısı yapma planını açıkladı. Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer saldırının Kim rejimini sona erdireceği yönündeki uyarısından birkaç saat sonra doğu kıyısı açıklarında ikinci bir balistik füze ateşledi. Güney Kore ordusu yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bu sabah başkent bölgesinden uzun menzilli bir balistik füze gibi görünen bir füze fırlattığını söyledi. Güney Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Japon yetkililerle fırlatma hakkında bilgi alışverişinde bulunurken hazırlıklı olmaya devam ettiği belirtildi. Japonya Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığı şüphesini tespit ettiğini açıkladı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida gazetecilere füze fırlatılmasından dolayı şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya hasar raporu gelmediğini ve testi tartışmak üzere bir ulusal güvenlik konseyi toplantısı yapmayı planladığını söyledi. Füzenin uçuş menzili ve maksimum irtifası hakkında bilgi elde edilemedi. Japonya'nın NHK televizyonu, Japonya Savunma Bakanlığına atıfta bulunarak bunun uzun menzilli bir füze olabileceğini söyledi.